küçük kırmızı bir tavuk varmış. Bir domuz, bir ördek, bir de kedi ile birlikte yaşarmış. Hepsi küçük kırmızı tavuğun temiz ve düzenli tutmayı sevdiği küçücük şirin bir evinde yaşıyormuş. Küçük kırmızı tavuk bütün gün işlerinde çok çalışırmış. Diğerleri hiç yardımcı olmazmış. Niyet ettiklerini söyleseler de hepsi çok ama çok tembelmiş. Domuz dışarıdaki çamurda homurdanmayı severmiş. Ördek bütün gün gölette yüzer yüzer yüzermiş. Kedi güneşte mır mır mırıldanarak uzanmaktan zevk alırmış. Bir gün küçük kırmızı tavuk bahçede çalışırken bir mısır tanesi bulmuş. Bu mısır tanesini kim ekecek diye sormuş. Domuz bahçedeki çamurlu alandan ben değil ben değil diye homurdanmış. Ördek göletten ben değil diye vaklamış. Ben değil diye de mırıldanmış kedi güneşteki yerinden. Böylece küçük kırmızı tavuk güzel bir toprak parçası aramaya gitmiş. Ayaklarıyla toprağı kazımış, 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 mısır tanesini ekmiş. Yaz aylarında mısır tanesi büyümüş. Önce uzun yeşil bir sapa dönüşmüş. Sonra güzel bir altın rengine dönen, güneşte olgunlaşmış çok güzel bir mısır olmuş. Küçük kırmızı tavuk mısırın kesilmeye hazır olduğunu görmüş. Mısırı kesmeme kim yardım edecek diye sormuş. Domuz bahçedeki çamurlu alandan omur 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 ben değil ben değil diye homurdanmış. Ördek göletten vak 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 ben değil vak vak demiş. Kedi güneşteki yerinden mırrrr ben değil diye mırıldanmış. Pekala o zaman kendim keseceğim demiş. Bizim küçük kırmızı tavuk sapı dikkatlice kesmiş. Mısırın bütün taneleri kabuklarından çıkmış. Mısırları un haline getirmek için değirmene kim götürecek diye sormuş bizim küçük kırmızı tavuk. Domuz yine bahçedeki çamurlu alanından homur 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 ben değil diye homurdanmış. Ördek göletten vak 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 ben değil demiş. Güneş değil ki kedi de mırrrr ben değil demiş. Bunun üzerine küçük kırmızı tavuk mısırı değirmene kendisi götürmeye değirmenciye de ince ince öğütüp un haline getirmeye karar vermiş. Değirmenci zamanla küçük kırmızı tavuğun domuz ve ördeğin kediyle birlikte yaşadığı küçücük bu eve bir çuval un göndermiş. Undan kim ekmek yapmama yardım edecek demiş bizim küçük kırmızı tavuk. Domuz bahçedeki çamurlu alanından omur 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 ben değil demiş. Ördek göletten vak 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 ben değil demiş. Güneşteki haylaz kedi de mırr mırr ben değil demiş. Pekala demiş küçük kırmızı tavuk. Ekmeği kendim yapacağım. Derli toplu küçük mutfağına girmiş. Unu hamura karıştırmış. Hamuru yoğurmuş. Pişirmek için de fırına koymuş. Kısa süre sonra sıcak taze ekmeğin hoş kokusu sarmış her tarafı. Evin her köşesini doldurmuş ve bahçeye çıkmış kokular. Domuz bahçedeki çamurlu alandan mutfağa girmiş hemen. Ördek göletten gelmiş. Kedi güneşteki yerini bırakıp gelmiş. Küçük kırmızı tavuk fırının kapağını açtığında hamur kabarmış. Gördükleri şey o kadar güzel ve lezzetliymiş ki mükemmel bir ekmekmiş.
bu ekmeği kim yiyecek?" diye sormuş bizim küçük tavuk. "Ben yiyeceğim. Omur omur ben yiyeceğim." demiş domuz. "Vak vak vak vak. Hayır ben yiyeceğim." demiş ördek. "Mırr mırr ben yiyeceğim." demiş haylaz kedi. "Aa hayır yemeyeceksiniz." demiş küçük kırmızı tavuk. "Tohumunu ektim. Mısırını biçtim. Un olsun diye değirmene götürdüm. Ekmeği kendim yaptım. Şimdi de bu ekmeği tek başıma yiyeceğim." demiş. Domuz, ördek ve kedi küçük kırmızı tavuğun ekmeği tek başına yemesini izlemişler. Çok lezzetliymiş ve son kırıntısına kadar da çok beğenmiş kırmızı tavuk. O günden sonra domuz, ördek ve kedi tavuk her çağırdığında koşa koşa ona yardıma gitmişler.